Merhaba canlar, ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 6. sınıfın en keyifli konularından bir tanesi. Bölünebilme kuralları. Ya nedir bu bölünebilme kuralları? Arkadaşım her zaman sen bölme işlemi zaten yapıyorsun. 2'ye, 3'e, 5'e, 20'ye, 50'ye bölüyorsun. Ama bizim için önemli olan bazı püf noktalar var. Mesela bak konuya girelim. Alanı 16 metrekare olan bir dikdörtgenin kenarlarının doğal sayı olduğu biliniyormuş. Peki bu dikdörtgenin bir kenarı 5 metre olabilir mi? Bak dene. Şimdi şöyle düşün. Ya hocam kenarının 5 metre olduğunu düşünsem ben bunun. 5 metre bu. Burasının öyle bir sayı olması lazım ki çarptığımda 16 edeyim. İkisinin çarpımı 16 olacaksa o zaman 16'nın 5'e tam olarak bölünmesi lazım hocam. Böleyim. 16'yı 5'e böldüm. 3 kere 5 15. Kalan ne oldu? 1. Aa olmadı. Yani o zaman burasının da tam sayı olmasını istiyorsak 16'nın 5'e bölünebiliyor olması gerekiyordu. Peki soruyu çevirsem şöyle desem 4 metre değil de kenarının biri 2 metre olsaydı bu mümkün müydü? Bak deneyelim yapalım. Şimdi böyle bir dikdörtgen olsun, burası 2 metre olsun. Uzun kenarını bulalım. Uzun kenarını bulmak istiyorsan ne yaparsın? Alanı kaçtı? 16 metrekareydi değil mi? 16'yı bu defa 2'ye böl bakalım. Böldüm. 8 kere 2 16 çıkar 0. Aa, demek ki bunun uzun kenarda 8 metre olabiliyormuş. Mümkün mü? Mümkün. O zaman bölünebilme kuralları işte burada bizim işimize yarayacak. Tamam mı? Ya hocam 2 ile bölünebilme ne? Bak giriş kısmı 2 ile bölünebilme. Bir doğal sayıyı bir sayma sayısına bölündüğünde kalan 0 ise o doğal sayı sayma sayısına tam olarak bölünebiliyor. Tamam mı? Peki 2 ile bölünebilme ne? Al sana 2 ile bölünebilme. Arkadaşım 2 ile bölünebilmeyi istiyorsan sen sayı neyse onun birler basamağına bakacaksın. Ve birler basamağı hocam çift sayıysa yani 0, 2, 4, 6, 8 ise o sayılar kesinlikle 2'ye bölünür. Örnek verelim bak. 306 birler basamağı ne? 6. Bölünebiliyor mu? Evet. Niye? Çift sayı çünkü. 419 birler basamağı ne? 9. Tek sayı değil mi? O zaman bu bölünemez. 503 son basamağı ne? Tek sayı. Ya o zaman bu da bölünemez. 28 son basamağı ne? 8 çift sayı bölünür. 35 tek sayı bölünmez. 4016 fark etmez. Şuradaki son basamağa bak 6 çift sayı mı? Evet o zaman 2'ye bölünebilir dersiniz. İşte son soruyla bu işi tamamlayalım. İyi bak. 14m 3 basamaklı doğal sayısı 2 ile tam bölünebilmesi için m sayısının alabileceği değerlerin toplamı nedir? Arkadaşım 2 ile bölünebilmesi için m yerine çift sayı yazabilirim değil mi? Mesela 140 olur. 142 de olur. 144 olur. 146 olur. 148 olur. Bu sayılar olur. Bu sayıların hepsi 2'ye bölünebilir. Bu sayılarda m değeri burada 0. Burada 2, burada 4, burada 6, burada 8 olabiliyor. İşte bunların hepsini birbirleriyle toplarsam ben m'nin alacağı değerleri bulabilirim. 8 ile 2'yi topladım 10, 6 ile 4'ü topladım 10, 20. Zaten oradaki sıfırın bir önemi yok. Yani m sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaç oluyormuş? 20 oluyormuş arkadaşlar. Bir sonraki videomda 3 ile bölünebilmeyi anlatacağım. 2 ile bölünebilmenin kavramı buydu arkadaşlar. Görüşmek üzere.